Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Çorbamızı hazırlayacağımız tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alalım. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanı ilave edelim. Yemeklikten biraz daha iri doğradım gerçi bu tarifte çünkü blenderdan geçireceğim. Çorba piştikten sonra şöyle bir iki dakika kadar soğanları çeviriyorum, karıştırıyorum. Ardından diğer malzemeleri ilave edeceğim. Diğer tarafta havuç ve patatesleri de doğradım yuvarlak olacak şekilde havuçları doğradım. Şöyle ince olacak şekilde de patatesleri doğradım. Hepsini birlikte kavuruyorum. Ocağım bu aşamada orta ateşte. 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkamıştım. Üzerine onu ilave ediyorum. Bir su bardağı mercimekle hazırladım tarifimi. Tüm malzemeleri birlikte şöyle 3 dakika kadar ocağımız orta ateşteyken soteleyelim. Bu e, kavurma aşaması önemli. Yemeğe lezzet veriyor kesinlikle. Onun için direkt malzemeleri ekleyerek üzerine suyunu eklemeyin. En az bir 3 dakika kadar kavurun derim. Ardından sıcak suyu ilave ediyorum üzerine. Ben 6 su bardağı sıcak su kullandım. 1 su bardağı mercimek, havuç ve patates için bir adet havuç ve patates için kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. 1 çay kaşığı kadar tuzu da ekledikten sonra suyumuz zaten kaynar pozisyonda olduğu için direkt kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Tencerenin kapağını da yarım olacak şekilde kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Ortalama 30-35 dakika gibi bir sürede yumuşadı mercimekler. Bu sürenin sonunda blenderdan geçiriyorum. Tamamen pürüzsüz bir hal alması için. Çorbanın kıvamı tam olarak istediğim gibi oldu. Eğer bu aşamada gözünüze koyu gelirse içerisine biraz sıcak su ilavesi yaparak inceltebilirsiniz kıvamını. Bir iki taşım daha kaynatırsınız sıcak su ekledikten sonra. Çorbamı ayrı bir göze kaldırıyorum. Normal mercimek çorbası bu. Bu çorbayı bu şekilde de tüketebilirsiniz. Elbette ben bu sefer farklı versiyonu paylaşacağım sizlerle. Elimde şöyle 100 gram kadar kıyma vardı. 100-150 gram kadar kıyma vardı. Ayrı bir kasede kalmıştı dünkü köfte tarifimden. Onu ilk olarak bir tavaya alıyorum. Şöyle rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Biraz suyunu salacaktır. Suyunu tamamen çekinceye kadar kavurmaya devam edelim. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı kadar, bir dolu tatlı kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Tereyağını da ekledikten sonra üzerine yemeklik doğradığım soğanı ekleyeceğim. Yarım soğan kullandım. Daha bol miktarda da soğan kullanabilirsiniz. Benim kullandığım soğan biraz orta boyuttan biraz daha büyüktü. Belirttiğim gibi daha fazla miktarda da damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Soğan da tamamen diriliğini kaybetsin, yumuşasın. Sonrasında baharatları ekleyelim. Karabiber, kırmızı toz biber ve nane ekledim. Tuz eklerken ki aşamayı çekmemişim. Burada tuz da ilave ettim az miktarda. Şimdi çorbayla ikisini buluşturuyorum. Kıymalı mercimek çorbası. Bu yaptığımız. Tencerenin dibinde kıymayı kavurarak da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Fakat blenderdan geçirdiğimiz için kıymalar da ezileceği için o şekilde hazırlamıyorum. Ayrıyeten içine ekliyorum. Lezzetini biz çok beğeniyoruz. Bir defa bu şekilde deneyin derim. İftar sofralarınız için değişik bir alternatif olacak, lezzetli bir alternatif olacak. Umarım denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.